söyledim üstüm için. Bu mametler evet. Tamam. Aracı satın almak için Konya iline gittik. Aracı gerekli yerlere gösterdik. Alım satım için notere gittik. Noterde alım satım işini hallettik. Alıcının parasını internet üzerinden gönderdim. Plaka değişimi istedim. Noterin bize verdiği kağıtla birlikte şoförler odasına gittik. Şoförler odasına kağıdı verdik ve plakamızın çıkması için 10 dakika falan bir sürede bekledik. Plakamız çıktı. İlk arabamdı benim. Resmi bir dairenin hata yapacağını hiç aklıma falan gelmemişti. Biz bunu aracımıza plakayı taktık ve yola çıktık. Seydişehir'de sigorta yaptırmak için bir sigorta acentesine geldim. Orada işlemleri başlatırken telefonum çaldı. 332'li bir numara aradı. Polis olduğunu belirtti ve aracımın yanına geçmemi söyledi. Aracımızın yanına geçtik biz. Aracımızın ikiz plaka olduğunu ve plakanın yanlış olduğunu söylediler bize. Ruhsatı kontrol ettik. Harbiden de yanlıştı. Son rakam 316 olması gerekirken 315 basılmıştı. Biz de bunu ilk heyecanımızla fark etmeden takıp geldik. 5000 lira buna istinaden trafik cezası yazdılar bana. Olayın hatalı olduğunu şoförler odasıyla konuşturdum polisleri. Polisler hiç dinlemedi falan. Çünkü ortada bir hata vardı. Aynı gün, aynı saatte aracın alım satım yapıldığı kağıtların, evrakların, şoförler odasının yanlış bastığı kağıtlarımla birlikte elimdeydi. Hepsini anlattık. Şoförler odasıyla konuşturdum. Kabul etmediler. Yeni plaka geldi. Aracı menol edilmekten öyle kurtardık. Ama 5000 lira bir haksız yere trafik parası cezası yedim ben. Site görevlisiyim ben. Ben yıllardır birikimlerimle eşim temizliğe gidiyor. Sabah 7, akşam 7'ye kadar. Belli bir miktarda kredi çektim. Ben bayağı bir mağdur oldum. Şimdi burada işimden alakonuyorum. Adliyeye gidiyorum. Bu işi halletmek için. Bu işin çözülmesini istiyorum yarın. Evrakta sahtecilikten mahkemeye gideceğim, ifade vereceğim. Hakimin ne karar vereceğini bilmiyorum ben. Hatalı olduğunu söylediler ama herhangi bir yardımcı olma taraftarı değiller.